Arkadaş köye bak. Bayağı hareketli bir gece hayatı var burada. Kadıköy altı yolu geçti. Niye giriyoruz şimdi buraya? Buraya mı kilitleyeceksiniz beni? Seni değil, Canberk'i kilitledik. Canberk mi? Bu mu Canberk? Nerede bu çocuk? Buradaydı. Ne saçmalıyorsunuz siz ya? Düve! Düve kalk lan! Ne oldu? Bitti mi cezam? Oğlum ne cezası? Canberk nerede? Ben ne bileyim ya? Ben 24 saattir buradayım. Bana mı sorunuz Canberk'i? Oğlum Canberk'i senin yanına koymadık mı biz? Ha? Vallahi ben hiç Canberk falan görmedim. Uyuyordum zaten. Bana bak, bu uyurken kaçmış olması lazım o at hırsızının. At hırsızı sensin. Nereye kaçacak buradan? Işınlanacak mı? Zaten dua edin Canberk buradan çıkmadı. Yoksa bu evi başınıza yıkardım sizin. Bağırma, bağırma! Bu bağırma değil bu. Bu bağırma değil. Sen bağırma görmemişsin. Aklınızı alırım sizin oğluma bir şey olursa. Badegül'ün peşinde koşuyordu Canberk. Ben de yakaladım, tıktım onu buraya. Allah Allah, senin oğlun benim yeğenimin etrafında dolaşmaya devam ederse alırım aklını! İftira atma, iftira atma. Hani nerede o zaman? Buradaydı. Allah Allah. Bu ne? Canberk'in telefonu değil mi? Burada değilse bu telefonun bende ne işi var? Ha? Ne oldu? Niye sustun? Konuşamıyor Mustafa Ali, ha? Cevap ver. Ne bileyim ben? Vardır bunun da altında bir biteni. Bu saatten sonra her şeyi beklerim senden. İftiracı. Bitmedi mi cezam? Ben de çıkayım artık. Bitti cezan. O sarı oğlan kaçtığı zaman uyumayaydın da bize haber vereydin. Bay Düve. O yüzden bu gece de cezalısın. Buyurun hanım. İyilik yaptık. Yine bizim başımıza patladı kabak ya. Orada gördün mü Canberk'i? Yok. Bu tarafta da kimse yok. Haydi. Sakla. Amcam o. Oğlum. Amcam Meryem'in evinden çıkıyor lan. Olaya bak. Haydi. Çok merak ettim ha. Neyin peşinde bu? Amcam neyin peşinde bilmiyorum ama ben amca oğlunun peşindeyim. Kalk 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 kalk. Hadi kalk kalk. Ya teyze ne oldu ya? Ne yapıyorsun? Daha ne olsun? Oğlanı kaçırmışsın. Aa. Canberk kaçmış mı? Gözün aydın. Kaçmış. Oo. Kaçtıysa kaçsın. Bana ne ki yani teyze? Bana bak kaçmış diyorum ya kalk. Allah Allah ya. Sen kaçırdın değil mi? Ha? Efe içerideydi. Sadık'la ben olmadığımıza göre kesin Canberk'i sen kaçırmaya niyetlendin. İşte o kadar. Belki uzaylılar kaçırmıştır. Bana bak doğru konuş göstereceğim uzaylılara. Ya teyze yemin ederim benim haberim yok. Hem sen Sadık abiyle dışarıda konuşmuyor muydun? Yani yanınızdan geçmem için görünmez falan olmam lazım. Ha, diyor sanki camdan çıktın, arkadan dolaşıp gittin. O da olmaz. Çünkü o deponun anahtarı bende yok. Ben onu bunu bilmem. Kendi elimle koydum oraya. Uçup gitmedi ya bu. Uçamaz ki zaten. Çatı var. Teyze. Işınlanmış olmasın. Konuşmaya devam et sen. Konuşmaya devam et. Ama elbet bulunacak kim kaçırdı. Heh. Bak. İti an çomağı hazırla. Gel de seninki. Git şu camı aç. Hadi. Badegül, biziz. Gel teyze gel. Sana sürpriz var. Hayırdır? Ne oldu bu saatte? Şey,
Şey abi. Abi şey ya. Şey. Halim yarın iş başı yapacak mı? Onu merak ettik de Meryem abla. O yüzden gece gece rahatsızlık verdik. Ya kaç kere söyleyeceğim ya? Tamam işte. Yarın gelsin işe başlasın dedim ya. Hadi hayırlı geceler. Selam söyleyin. Hadi. Aleyküm selam. Tabii Meryem abla. İyi geceler. İyi geceler Barbie. Allah'ım yarabbim ya. Onlara neden kızmadın? Pencereye geldiler diye. Onlar da Canberk'in amcaoğulları değil mi? Soru sormaya gelmişler. Allah Allah. Ne var bunda? Tamam da teyze. Neden senin camının önüne gelmiyorlar da benimkine geliyorlar? Karıştırmışlar. Onlar temiz çocuklar. Öbürü gibi cin olmadan adam çarpmıyorlar. Hadi yat. Hadi. Tamam teyze, tamam. Işığı da kapa. Hep Efe bizim taktikleri kullanacak değil ya. Biraz da biz Efe taktiği kullanalım. Güzel kızım, kara kuzum. Ali ne yapıyorsun? Uyuyor mu diye kontrol ediyorum. Uyuma numarası yapıp laf dinleme uyu çıkar diye. Ay tamam tamam. Uyuyor muymuş? Melekler gibi. Bırak uyusun. Halil. Bak odayı değiştirseydik. Belki çocuk yerini yadırgayacaktı, uyuyamayacaktı. Sen yine bana dua et. O ne demek şimdi ya? Odayı kaptırmadı. Yengem sabah edepsizleşip odamı vermem deyince... ...annem acaba sizin odayı mı versek demeye getirdi ama... ...kaptırmadım. Ya... ...iyi halt ettin mi oraya? Babam Seyfettin abimlere verdiği cezanın aynısını bize uyguladı işte. Ceza mı? Ne diyorsun sen be? Ne cezası? Ya biz tamahkar olmadık diye bizi cezalandırdı. Mustafa Ali abimleri ödüllendirdi. Sen anneme itiraz etmeseydin biz büyük odaya geçecektik. Mustafa Ali abimler de buraya gelecekti. Babam haktan, hukuktan anlayan insan. Büyük odanın bizim hakkımız olduğunu bilir. Hem mümine ninem Mustafa Ali'ci. Onlar buraya gelecekti. Biz müştemilattan eve terfi edecektik. Ay ne bileyim be Halil. Aman boş ver. Ben odamızı seviyorum zaten. Bir yaşanmışlığımız da var. Aman ne yaşanmışlık? Sen bu tavrını kapalı kapılar ardında değil, babamın karşısında gösterseydin biz şimdi kasalı odadaydık. Kasalı oda. Ay ben bunu hiç düşünemedim. Zaten her şeyi benden bekliyorsun Nuriye. Tamam ben beyin olabilirim ama her zaman da yanında olamam. Büyük oda mı? Ay sen nereye gidiyorsun ya? Gel buraya. Ne oldu? Ya 50 kere söyledim sana şu yatağın sağından girilecek diye. Geç. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay Halil. Ay çıkar şunu. Ahırın kokusu üstüne sinmiş leş gibi. Hadi ben onu yarın yıkarım. Aman bir leş gibi kokuyor be. Nuriye ne yapıyorsun? Damatlık çeyizim benim o. Kokuyor. Ya biri çalarsa? Ay kim ne yapsın senin kokan şeyini be Halil? Hadi hadi. Oh. Bir tıkırtı duydum Nuriye. Biri röpte şambırımı çalıyor galiba. Halil çalmaz kimse Allah aşkına. Hadi hadi canım hadi. Hadi iyi geceler.